Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifimle daha birlikteyiz. Amigurumi kadife ipten şaşkın timsah öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz bu çalışmayı videomda sizlere adım adım anlatacağım. Hiç amigurumi örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız bile eğitim videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Yaptığınız çalışmaların Fotoğraflarını bana Instagram adresimden gönderirseniz, sizleri etiketleyerek hikayemde de paylaşacağım. Çalışmamda kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabileceksiniz. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte amigurumi şaşkın timsah örmeye başlayalım. Kuyruk örerek çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. 2 adet zincir çekerek başlayacağız. Şimdi ipliği bu şekilde tutuyoruz. İşaret parmağımıza doluyoruz. Serçe ve yüzük parmağımızla da burada sıkıştırıyoruz ki iplik kaymasın. Bu şekilde bir denge kurmanız gerekiyor. Şimdi iki adet zincir çekeceğiz. Şöyle bir halka yapıyoruz tığın üstünde. Şimdi çevirelim ve iplerin kesiştiği noktadan sıkıca tutuyoruz. Şöyle biraz ipi bırakacağım. Şimdi ipi alacağım ve bunun içinden geçireceğim. Bu halkanın elinizi bırakmıyorsunuz. Şimdi aynısını tekrarlayacağız bir kez daha ilk zinciri çekmiş oldum. Şimdi kısa ipliği hafif çekiyoruz çok sıkı değil. Şimdi bir tane daha zincir çekeceğim. İki tane zincir çekmiş oldum. Şimdi alttaki ilk çektiğim zincirin içine tığı sokacağız ve oradan öreceğiz. Hep o zincirin içine örüyoruz aynı yere. Şimdi ipi alıyoruz. Tekrar alıp iki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Buna sık iğne diyoruz. Şimdi tekrarlayacağım. Bir tane daha öreceğim. 2 Bir tane daha örüyoruz. 3 Bir tane daha öreceğim. Bu da 4. İlk sırayı böylece örmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi spiral öreceğim. İşaret kullanmamız gerekiyor. Ben kısa bir iplik parçası kullanacağım. İşaret sıranın başına yerleştiriyorum. E, mutlaka kullanın çünkü kadife iplikle yaptığınız örgülerinizde sıra başını bulmanız daha da zor arkadaşlar. O nedenle sıra başına işareti koyuyoruz. Sırayı örerken hatalı ör ördüğümüzü anlarsak geriye dönüp Sökebilelim ve düzeltebilelim. Şimdi ikinci sırada bir tane tek örüyoruz. Bir. Şimdi bir tane çift öreceğiz. Yani sonraki dikişin içine iki tane örüyoruz. Bunu arttırma diyoruz. Bir. Bir tane daha. İki. Şimdi bir tane tek öreceğiz. 1 Şimdi bir tane çift öreceğiz aynı yere. 2 tane sık iğne örüyorsunuz. Bakın sıranın da sonuna gelmiş oluyoruz. İşaret alttaki sırada bakın bir sonraki dikişin içinde ben buraya ördüm. Eğer işaret buradaysa doğru ördün anlamına geliyor. Şimdi işareti tekrar sıranın başına yerleştiriyoruz Şimdi iki tane tek tek Örüyorsunuz Bir Sonrakine bir tane daha 2 şimdi Bir tane çift öreceğim 1 2 şimdi 2 tane tek 1 2. Şimdi bir tane çift. 2 tane örüyoruz aynı yere. 1 2. Sıranın da sonuna geliyoruz. Bu kısa ipi içeriye ittirelim. İşareti alalım. Sıranın başına yerleştirelim. Ördüğümüz sırada da toplam 8 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. 3 tane tek tek örüyorsun. 1 2 3 Bir tane çift öreceğiz 2 tane aynı yere. 3 tane tek tek görüyorsun. 1 2 3 Şimdi bir tane çift öreceksin. Sıranın da sonuna geliyoruz. Sırada toplam 10 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 4 tane tek. 1 2 3 4 Bir tane çift öreceğiz. Aynı yere 2 tane. Şimdi yine 4 tane tek tek örüyorsun. 1 2 3 4 bir tane çift öreceğim ve sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Sırada da toplam 12 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sırada sadece 12 tane öreceğiz. Her dikişe bir tane sık iğne örüyorsunuz. Tek tek öreceğiz. Dikkat edin. 12 tane olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sıranın da sonuna geliyorum. Şimdi 7. sıraya başlayacağız. 5 tane tek tek göreceğiz. 1 2 3 4 Bir tane daha 5 Şimdi bir tane çift örüyoruz. 5 tane tek tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 Bir tane çift öreceğim. 1 2 Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 14 tane sık iğne olacak. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 6 tane tek tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 tane çift örüyoruz. 6 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir tane çift örüyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Sırada da toplam 16 adet sık iğne olacak. Şimdi yeni sıraya geleceğim. 7 tane tek tek 1 2 3 4 5 6 7 Bir tane çift öreceğiz. 7 tane tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane çift örüyoruz 1 bir, bir tane daha aynı yere 2 Sırada da toplam 18 tane sık iğne örmüş olmalısınız arkadaşlar Çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Evet böylece kuyruk parçasını tamamlamış oluyoruz. Ee, i̇pliği de dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz arkadaşlar. İçini de dolduralım. Sırada kollar var. 2 adet öreceğiz. Ben bir tanesinin örülüşünü sizlere öğreteceğim. İkinciyi siz örersiniz hazırlarsınız Şimdi 2 tane zincir çekerek çalışmaya başlayacağız. 1 1 tane daha 2. Iki. Şimdi ikinci dikişin içerisine 6 adet sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 1. sırayı tamamlıyorum. İşareti de sıranın başına yerleştiriyoruz. Şimdi 2. sırada bir tane tek öreceğiz. Bir tane çift örüyoruz. 1 2 Bir tane tek, bir tane çift öreceğiz. 1 2 bir tane tek bir tane çift örüyoruz 1 2 sıranın sonuna geliyoruz sırada toplam 9 adet sık iğne olmalı şimdi 3 sıra öreceğiz arkadaşlar her sırada 9 tane sık iğne şimdi birinci sıramız 2 3

8 ve 9. Evet 3 sıra 9 tane sık iğne örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Şimdi geliyoruz 6. sıraya. 1 tane tek öreceğiz. 1 tane azaltıyorum. 1 tane tek örüyorum. 1 tane azaltacağım. bir tane tek örüyorum bir tane azaltıyorum ve sıranın da sonuna geliyorum toplamda da 6 adet sık iğne örmüş olmalısınız şimdi içine dolduruyoruz Evet içine el yapla doldurdum şimdi bundan sonra 3 sıramız kaldı 3 sıra öreceğiz her sırada 6 tane sık iğne olacak. Yani 3 çarpı 6 18 tane sık iğne öreceğiz. Bu birinci sıra 6 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 bir tane daha 6 Şimdi ikinci 6 taneyi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 Şimdi son sırayı örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet böylece çalışmayı tamamlıyorum arkadaşlar işareti alabiliriz ee, içini çok fazla doldurmadık buraya kadar doldurduk ee, üst taraf bu kadarlık kısmın içi boş kalsın şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz Aynısından Bu çalışmanın Bir tane daha örüp hazırlıyorsunuz Sırada Bacak var ee, Yine 2 zincir çekerek çalışmaya başlayacağız 1 2 2. zincirin içerisine 6 adet sık iğne örüyorsunuz 1 2 3, 4, 5 ve altı İşaret kullanalım. Spiral öreceğiz. Şimdi ikinci sırada her dikişin içerisine çift örüyoruz. Altı tane çift öreceğiz. Bu birinci çift, ikinci çift. üçüncü çift dördüncü beşinci çift ve altıncı çifti örüyorum sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş oluyorum şimdi üçüncü sırayı öreceğiz bir tane tek örüyoruz bir tane çift öreceğim 1 2 bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift. bir tane tek bir tane çift bir tane tek ve bir tane çift örüyorum sırayı da tamamlıyorum sırada da toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın şimdi iki sıra öreceğiz iki sıra her sırada 18 tane sık iğne öreceğiz bu birinci sıra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. İşareti sıra başına koyalım. Yine 18 tane sık iğne. Her dikişe bir tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 2 sıra 18 tane sık iğne örmüş oluyorum şimdi yeni sıraya başlayacağız bir tane tek örüyoruz bir tane azaltıyorum 1 tane tek 1 tane azalt 1 tane tek bir tane azalt 1 tane tek 1 tane azalt 1 tane tek 1 tane, 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 tane azalt bir tek, bir tane azaltıp sırayı bitiriyorum sırada da toplam arkadaşlar 12 adet sık iğne örmüş olmalısınız çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor şimdi içine dolduralım Evet yeni sıraya başlayacağız işareti yerleştiriyoruz sıranın başına iki tane sık iğne örüyorsunuz bir iki bir tane azaltacağız İki tane sık iğne 1 2 bir tane azaltacağız İki tane sık iğne 1 2 şimdi bir tane azaltıyorum sıranın sonuna geliyorum. Sırada da toplam 9 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra 3 sıra öreceğiz. Her sırada 9 tane. Bu birincisi. 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 ve 9 sırayı tamamlıyorum arkadaşlar içini dolduruyorsunuz biraz daha dolduralım ipliği de dikiş için uzun bırakıp keselim. Parçanın aynısından bir adet daha örüp hazırlayalım. Evet arkadaşlar yeni bölümde kalan parçaları örmeye devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.